İşte her biraz daha belki süt helvasına bilmiyorum eli yatkındır ya da okulda görüyor musunuz? Evet. Kıvam olarak, yapılış olarak ama siz evde yapıyor musunuz süt helvası? Ben hiç yemedim. Konya'da ben hiç süt helvasına denk gelmedim yani şimdiye kadar. Bursa'ya özgü bir yemek. Evet, Bursa'ya özgü bir tatlı ama Hasan Bey seçmiş. Yapmak istemiş. Kıvamını bu şekilde evde bekliyordum zaten ben de. Teşekkür ederim. İyi, bu sefer beklentinizi karşılayabildi Hasan Bey en azından. Daha önce aranızda yiyen var mı? Yok, hayır, ben yemedim. Ben de yemedim. Fikriniz nedir peki? Tarifine falan baktınız mı? Baktım. Kolay bir ya tatlı. Biraz muhallebi, fırına sürülmüş gibi. Yani bir nebze sütlaç hanım satıyor. Pirinçsiz bir sütlaç gibi bir şey diyebilirim. Kolay bir tatlı diyorsunuz yani. Kolaylığına kesinlikle katılmıyorum. Hasan kolay değil. Çünkü kavruluyor. Güzel. Bak bir saniye sütle Derya. Sütle inceltiliyor. Kolay ben tarifi... dedim bak o tebrik ediyor yalnız yaptığı için. Evet. Ben kendim yapmadım tabii, zaten. Şey, hayır kolay ben bir tatlı ben tarifine baktım. Ama. Tarifine göre bence kolay bir tatlı. Çok ama böyle... tutmama riski çok fazla. Evet. Şu anda hani şeyine bakmıyorum ama çok böyle malzemesi olan, çok uğraştırıcı bir tatlı değil bence. Hadi bir tadına sonra bakalım. Yorumlara geçelim. Seher senden alacağım yorumu. Nasıl buldun? Beklediği için tabii ki de koyulaşmış. Keşke birazcık daha cıvık yapıp. İndiğinde şeydi böyle. Tabii işte ama bunun süresini siz biliyorsunuz. Hani bekleme süresi var sonuçta. Birazcık daha hani cıvık yapsaydınız. Bu zaten bekleme süresi. Cıvıktı zaten. Beklediği için biraz evet, dolmuş. Evet beklediği için şey oldu ama şey lezzet olarak güzel. Bir tık daha şekerli isterdim. Çünkü ben birazcık daha şekerli seviyorum. Nasıl yaptınız? Biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. 5 yemek kaşığı tereyağı. 5 yemek kaşığı un. Bunu kavurdum güzel bir şekilde, onun kokusu çıkıncaya kadar. Başka bir kapta da, derin bir kapta da 1 litre süte 5 bardak şey verdim, şeker verdim. Onu erittim. Ondan sonra da kavurdum, ona döktüm. Böyle çok muhallebi değildi. Böyle sıvı bir şekilde fırına koydum. Sıvı bir şekilde indirdim zaten. Bunun üstü kızarınca. Bunun püf noktasını biliyor musunuz? Üstü kızarınca, yani sıvı olması lazım. Biraz yok, dolmuş. Süt eklerken gibi püf. Püf noktası yavaş var. Yavaş ve az az dökün. Şimdi yaptığınız sütü eklerken tamam ekliyorsunuz zaten süt kaynama derecesine gelmiyor. O suyu, soğuk sütün bir kısmını da yumurta sarısıyla çırpıyorsunuz. O soğuk süt bir kenarda bekliyor. Onu ekledikten sonra o sütü de yavaş yavaş eklerseniz daha güzel bir kıvam olurdu. Bunun içinde yumurta sarısı var mı şu an? Yok. Benim bildiğim orijinalinde olması var. Lazım. Evet. Orijinalinde. Tarifine baktınız evet, mı? Evet, baktım. Evet. Ben de baktım. Video falan peki şimdi dedi. Kıvam konusunda az önce dedin ki bu kıvamı senin ayarlaman gerekiyordu. Yani şey birazcık yani bekleme daha süresini... birazcık daha hani ilk başta indirirken daha cıvık yapsaydı bu kadar katılaşmazdı. Hani muhallebi kıvamı olmayacak. Bunu kaşığı batırdığımızda biraz sulu kıvam olması gerekiyordu. Boza kıvamı diyelim. Bu kıvamda. Yani şu anda bu katılaşması Hasan Bey'in suçu mu? Ya birazcık daha şey yapsaydı, az bir un kullansaydı daha iyi olurdu. Hasan Bey'in suçu bence burada. Hasan, suçu üstleniyor musun? Suç üstlenmiyorum çünkü ben ilk önce bunu yaptım. Çünkü soğusun yani, önce soğuk bir tatlı getireyim diye. Süt helvasını ılık da yiyebilirdik ama. Ben birkaç yerdeydim, ben kendim yaptım zaten. Birkaç yerde hep bana soğuk geldi yani. Şimdi şerbetli bir tatlı olsa ilk başta yapmanızı anlarım. Ama zaten süt helvası ılık yenebilirdi fırında. Ben soğuk tercih ettim, soğuk şey yaptım sizlere. Peki Rabia sen nasıl buldun tatlıyı? Hasan Bey, ununu biraz fazla kattığınız için o yüzden bu şekilde koyulaşmış. Sanırım tarifte bir yanlışlık var. Onun dışında tadı güzel, beğendim. Sunum da güzel. Bu şekilde. Elinize sağlık. Afiyet olsun Derya. İlk defa yiyorum dediğim gibi. Sunumunu çok beğendim. Acaba üstü biraz fazla, aslında kızarmış değil bu yanmış şu üst kısmı. Biraz fazla durduğundan mı fırında koyulaştı? Ben bilmiyorum. Daha önce yemedim kıvamını. Size gelen tabaklar bence öyle. Bizimkinin gayet güzel. Ama bilmiyorum. Ben şöyle göstereyim. Sen yediğinde böyle çok yanık kömür tadı mı geliyor? Yok. Tat olarak gelmiyor. Arkadaş biraz daha böyle eser arkadaşımız biraz cıvık bir kıvamı olacak dedi ya. Orijinali öyleymiş. Ben hiç yemediğim için söylüyorum. Bu üstü biraz fazla yanmış yani. Bu kızarıklık değil. Fırında fazla durdu da o yüzden mi koyulaştı? Yok, hayır. Üstleri kızardı. Hemen indirdim zaten. Bu kızarıklık değil. Gülser ablanın tabağında da var aynısı. O kızarıklık değil yani. Yani kızartmaya çalışırken tatlıyı mı kuruttun? Aynen biraz öyle olmuş. Derya Hanım çorba gibi düşünün. Unu biraz fazla kaçırınca koyulaşır ya. Bu bir tatlıya şey... un biraz fazla koyulmuş. Ama şimdi şöyle söyleyeyim. Sütlaç da aynı şekilde fırında biraz fazla durdum. Bu kırmızı olacak. Bu simsiyah yanmış. Fırında o da etkisi vardır. Peki? O yüzden koyulaştı bence. Hani direkt tepsiye koydunuz mu? Evet. Sonra? Su kattık. Hı-hı. Ondan sonra da fırına sıfır. Fırın sütlaç usulü pişirdi. Evet. Yani. Peki Derya beğendin mi tatlıyı? Tadını beğendim. Tadı güzel.
Ama kıvam olarak dediğim gibi bence bu üstünün yanıklığı ve fırında fazla durduğu için koyulaşmış. Peki. Gülsel? İlk defa yedim. İlk defa tadına bakıyorum. Bugün ilkleri hani, yaşadın evet, sen bayağı. Evet, ilk defa yedim. Hani kıvam olarak belki orijinal kıvamı tutmayabilir ama benim tat hoşuma gitti. Aa, güzel. Gerçekten bak, hoşuma gitti. Bak lezzetine uyan şeyler hani var. Orijinalini yemedim, orijinalini yedim desem belki ayırt edebilirim ama yemediğim için böyle kendi yani bana... Yani tat olarak orijinalinde şey, çok bir farklılık yok. Sadece hani kıvam olarak... Bursa'da yapılan da böyle spatula ile alıyorlar. Hani biraz akışkan daha akışkan bir hali oluyor. Hı-hı. Hani muhallebinin bir tık daha koyusu gibi ama biraz daha akışkan. Bu biraz daha böyle çömlekte hafif içine çekmiş gibi. Aynen. Ama lezzet olarak çok, çok güzel. Çok güzel. Lezzeti güzel. Şekeri orada tepside kızartıyorlar. Spatula ile alıp böyle tabağınıza koyuyorlar, evet, süt elması. Evet, onlarınki daha biraz daha farklı tabii ki. Bence güveçte yapması ayrı ayrı sunum olduğu için güzel olmuş. Yok zaten orada sunumdan yana sıkıntı yok. O çok güzel sadece ama fazla durmuş. Biraz beklediğinden kaynaklı evet, galiba içini çekmiş. Çünkü yaptığında da katı bir muhallebisi yoktu. Cidden sulu bir muhallebiydi. Hatta dış sesle böyle sohbet muhabbet evet, ettik. Dedi ki bu dedi sulu dedi biraz daha kaynat falan. Dedi ki yok fırında çekecek. İyi ki de kaynatmamışsın. Evet. Bence biraz beklemekle alakalı evet, olmuş. Beklemek ama lezzet olarak bir sıkıntı yok. Zaman. Eline koluna sağlık. Güzel de kızartmışsın. Keşke evet, börek de birazcık bunun gibi hafif kızarsaydı daha güzel olurdu. Ellerine sağlık diyorum evet. Sağlık. Olayı tatlıya bağladığımıza göre nereye bağladık, gidiyoruz? Puanlamaya gidiyoruz. Ya. Bakalım hanımlar Hasan Bey'e Konya'daki ilk gününde kaç puan verecek hep birlikte görelim. Masadaki bazı yorumlar beğendim, bazı yorumları beğenmedim. Gülsel Hanım, Rabia Hanım, Seher Hanım günlerini oynadabilerek hiçbir şeyimi beğenmediler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.